Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Tarifimiz için unu, nişastayı, şeker ve kakaoyu tencereye alalım. Tel çırpıcı yardımıyla şöyle hiç topak kalmayana kadar karıştıralım. Sütlü tatlılarda öncelikle bu işlemi yaparsanız muhallebiniz pürüzsüz ve kıvamlı çok güzel olur. Ardından 1 litre süt ilave ediyorum. 1 tane yumurtayı kırıyorum. Ocağın üzerine götürerek orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebimi pişiriyorum. Muhallebim pişti. Hala sıcak. İçine 1 paket vanilya ilave ediyorum. Ve 1 pakette bitter çikolata ilave ediyorum. Dilerseniz sütlü de koyabilirsiniz. 80-100 gram olması arasında olması yeterli. Muhallebiyi bu şekilde ara ara karıştırarak soğutuyorum. Ve ister istemez bir miktar kabuklanma yapacaktır. Bunu gidermek için blenderdan güzelce çekiyorum. Bu şekilde çekersiniz kıvamı çok güzel oluyor ve kaymaklanma falan yapmıyor daha sonrasında. Kupların dibine şöyle birer kaşık petibör bisküvi kullandım. Çekilmiş petibör koydum. Üzerlerine hazırlamış olduğum çikolatalı muhallebiden döküyorum. Yarım kaşık kadar şöyle bir kaşığa yakın tekrar bisküvi koyuyorum üzerlerine. Sonra tekrar yaptığım muhallebiden bir kat daha koyuyorum. Yani toplamda 3 kat bisküvi, 2 kat muhallebi koymuş oldum. Bu ölçüden tam 6 kup yeterli çıkıyor ve gayet de boyutu da ideal oluyor. Çok az ya da çok fazla değil. Tatlılarımızı hazırladıktan sonra üst kısımlarına da şöyle yarımşar kaşık kadar bisküvi ilavesi yapabilirsiniz. Dilerseniz bu aşamada Hindistan cevizi rendesi de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi muhallebiyi blenderdan çektiğimiz için kaymaklanma yapma olasılığı çok düşecektir. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup ufak dahi olsa bir yorum bırakmanızı rica edeceğim. Yepyeni tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.